Merhaba. Şimdi size elma sirkesi tarifi vereceğim. Elmalar çürük olabilir. Kenarlarını alabiliriz. İlk olarak kavanozun dibine nohut koyuyoruz. Bu elma sirkesinin daha güzel mayalanmasını sağlıyor. Elmalarımızı ben kabuklarını birazcık kalınca soyup içini reçel yapıyorum. İki şeyi yapmış oluyorum elmadan. Bu şekil kabuklarını biraz kalınca soyup kabuklarından da faydalanıyorum. İçinden de elma reçeli yapıyorum. Daha sonra elma reçelinin tarifini de size çekeceğim inşallah. Evet, bu şekil elmaların kabuklarını soyuyoruz. Elma sirkesi şifa deposudur biliyorsunuz. Evet, bu şekilde kabuklarını soyup kavanoza doldurduk. Elmaları da bu şekil doğradım ve onları reçel yapacağım. Şimdi el kavanozun içine suyunu ilave edeceğim. Çeşme suyu olmamasına dikkat edin. Elma sirkesini ilk yapıyorsanız bu şekilde suyunu koyup tülbentle kapatıyorsunuz ama benim elma sirke anası var. Sirke anasıyla beraber yapacağım. Ve bir şey koymanıza gerek yok. Bu şekilde bekleyecek. Ama elma sirkesini normal yapıyorsanız ilk başta elma anası yoksa, sirke anası yoksa sizde bunu 15 gün boyunca işte karıştırıyorsunuz, tahta kaşıkla metalı vurmuyorsunuz. Bu şekilde 15 gün 20 gün bekliyor ve sonra sızdırıp sirke ve kaya tuzu koyup bekletiyorsunuz. Ama benim sirke anası olduğu için bu şekil hiçbir şey yapmadan sirkenin oluşmasını bekleyeceğim. Bu şekilde kapatıyoruz tülbentle ve sirkemin oluşunu bekleyeceğiz. Bakın bu şekilde kendisi oluşacak zaten. Afiyet şifa olsun size şimdiden. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.